Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Sanatçı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal maalesef geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Haberi Nazmi Sunal'ın eşi Türk pop müziği sanatçısı Zeliha Sunal sosyal medya hesabından duyurdu. Zeliha Sunal yayınladığı mesajda "Eşimi, en iyi arkadaşımı, Nazmi'mi kaybettim" dedi. Nazmi Sunal'ın cenazesi pazar günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecek. Mikrofonla ilk olarak TRT İzmir Radyosu Çocuk Saati programında tanıştı. Dönemin halk eğitim merkezlerinde aldığı gitar dersleriyle gitar çalmaya başladı. Öğretmen okulunda okurken kurduğu orkestra ile liseler arası birçok müzik yarışmasına katıldı ve derece aldı. Uzunca bir süre amatör gruplarda gitar çalıp şarkı söyleyen Zeliha Sunal, profesyonel müzik çalışmasının ilk basamağı olan İzmir'de 5 yıl kendi orkestrası ile çalıştı. 1988 yılında grup Angora Orkestrası ile çalışmak üzere Ankara'ya gitti. 1988-1992 yılları arasında birçok ülke devlet başkanının ağırlandığı devlet organizasyonlarında sahne aldı. TRT Ankara Televizyonu'nun hazırladığı Tele Tatil, Pazardan Pazara, 24'e Doğru adlı canlı hazırlanan ve yayınlanan programlarda müzik yaptı. TRT Ankara Radyosu hafta sonu programında orkestra solistliği yaptı. 1993 yılında yaşamında ciddi bir değişiklik yaparak İstanbul'a yerleşti. Kanal D ve HBB televizyonlarının müzik eğlence programlarında orkestra solisti yaptı. TRT televizyonu tarafından yayınlanan Gece Kahvesi adlı programda kendi orkestrası Grup Çağrışa ile birlikte çalıştı. TRT İzmir televizyonunun hazırladığı hafta sonu programında sunucu ve solist olarak yer aldı. Değerli izleyicilerimiz, bizler de ünlü sanatçının eşine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Nazmi Sunal'a, Sayın Zeliha Sunal'a ve diğer yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.